12 Ekim, 18 Ekim. Aslan burçları neler bekliyor diyorsanız, aile büyüklerinizle alakalı yaşayacağınız kırgınlıklar, hayal ettiğiniz ya annenizle babanızla alakalı kırgın olacağınız ve sizi hayal kırıklığına uğratacak. Hani verilen söz tutulmayabilir ya da bir şey sizin canınızı, sizden bir şey gizlenmiş olabilir. Buna şahit olacaksınız. O yüzden bu hafta biraz konsantrasyonunuz aile yüzünden kayıp olabilir. İşinizde de çok önemli koşturmalarınız ve evraklarınız var. Bu eşiniz olabilir, anne babanız olabilir. Yani ailede sizi hayal kırıklığına uğratan bir durum var ve bu duruma şahit olacaksınız. O yüzden işinize ve çevrenize, hayatınıza biraz bu hafta hüzün, gözyaşı, biraz mutsuzluklar oluşturabilir. O yüzden lütfen işinizde çok büyük bir parlama evreniz varken bu sorunu işinize yansıtırsanız, işinizdeki yöneticiniz ya da çevrenizdeki insanlarla diyalog sorunu yaşayacaksınız. Lütfen ev ve çevrenizde kırgın olduğunuz olayları bu hafta işe yansıtmayalım. Not almışım. Eğer işinize yansıtırsanız puan kırılacak ve bu puan sizin yükselmenize ertelenmek durumda olacak diyorum. Özellikle demir sektörü ya da araba, araç ya da inşaat sektörü ya da inşaat sektörü mühendislik ve de inşaat sektörüyle uğraşan aslan burçlarında yurt dışı ile ilgili beklediğiniz evrak ya da oluşmasını istediğiniz noktada güzel bir sevinç oluşumunuz var. Hatta evraklar hazırlanıyor. Sağlık raporları alınacak, böyle bir oluşum ve belki yabancı firmaya girmek istiyorsunuz ve bunun sevincini yaşayacaksınız. Bu da size artı. Ama ne dedim, evde yaşanan sorunlar sizi bu konuda sıkıntıya düşüp dikkatinizi toparlamanız gerekiyor. Lütfen, çok iyi oluşumlar var işinizle alakalı. Evdeki senaryoyu işe taşırsanız sıkıntı diye not almışım. Özellikle İngilizce eğitimi ya da dil eğitimi almak isteyen bazı aslanlar, farklı dil eğitimi almak isteyen aslanlara evet bu kararı verdiniz ve eksik taşınız buydu, bunu da tamamlamanız lazım. Son zamanlarda adaptasyon problemi var aslan burçlarında. Yoga, meditasyon size çok iyi gelecek ve gerçekten çok yoğunsunuz. Ailede yaşanan bazı olaylar sizi işinizde de sıkıntıya verecek. Lütfen bu hafta sadece konsantrasyonumuzu eksik kılmayalım. Yani hiçbir sorun devam etmiyor hayatımızda. Yani eninde sonunda bitiyor. O yüzden bitişi güzel olacak diyorum sizin için. Özel hayatınızla alakalı, özellikle ilişkilerimizle ilgili sakin giden bir hafta olacak. Yani ilişkiyle tartışacak bir noktanız yok. Çünkü kendi bir olaya şahit olacağınız için ilişki gayet rutin ve sağlıklı olacak. Evli olan aslan burçlarının ev alma gibi bir fikri var. Bununla ilgili araştırma noktasına girilecek ve alınacak diyorum. Son zamanlarda da aile büyüklerinizin satılması gereken bir yer var. Belki bu yer satıldıktan sonra eviniz gerçekten alınmış ve rahata ermiş olacaksınız. Bir de devir hakkınız var. Yani bazı aslanlar ya hak satın alacaksınız ya da hakkı devretme gibi bir durumumuz var. Bu da sizi mutlu edecek ve keyif kılacağın, en azından bir şey sizin için bu hafta sonuna doğru iyi gidecek, bu demektir. Sağlık olarak göğüs tıkanmaları, sırt ağrılarımız ve boyun fıtığımız olabilir. Mutlaka ihmal etmeyin. Bir de ilişkilerde aşksız olanlara demişim ki ok daha bekliyor. Doğru ok için, doğru kalp oku için biraz daha vaktiniz var. Hüzün ve aydınlanma gerek yok çünkü doğru aşkı bulacaksın. Er rahim demişim size de. Er rahim duasını çekmenizi önermişim. 21 adet isterseniz tabii ki bu dua sizinle alakalı bir şey. Ben bunu çekin, bunu şunu yapın demek istemiyorum ama size bu ara er rahim iyi gelecek. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin. Ve astrolojiden ne haber Instagram sayfam. Diğeri de Akkaya Official. İkisini de takip etmek istiyorsanız takip edebilirsiniz. Sevgiyle, mutlulukla, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Yükselen ve ay burcunuzu tabii ki dinleyin.